hem Babacan'da hem de Ahmet Davutoğlu'nda şöyle bir duygu var. Aman mahalleye ihanet ettik damgası yemeyelim. Her ne yapacaksak mahallenin de onayını alarak yapalım. Ben tam da bu duygunun bir şey yapmalarının önündeki en büyük engel olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı ikna ederek ona rakip olmak istiyorlar. Bu gerçekçi bir politika değil. Tayyip Erdoğan'ı ikna ederek Tayyip Erdoğan'ın rakibi olamazlar. Böyle dönemlerde bir cesaretle bayrak açmak gerekiyor. Bayrak açmak demek mahallede hain, tırnak içinde hain, damgasını yemeyi göze almak gerekiyor. Aslında kendinle bir yüzleşmeni de beraberinde getiriyor. Çünkü Erdoğan'a yönelteceğin eleştirilerin tamamı aynı zamanda kendine, mahallene, geçmiş ideolojine yönelik eleştiriler de olacak. O yüzden de o korkuyu yenemedikleri için hala acaba içeriden bir hain damgası yer miyiz? Acaba eşimiz, dostumuz bize sırtını da döner mi, dönmesin diye bir şekilde Tayyip Bey'e şunu, zımnen şunu demeye çalışıyorlar. Hı hı. Efendim işler çok kötü gidiyor. Ama bir şey yap, ya sen değiş. Bak sen değişmezsen bize sorumluluk düzüyor, biz de bir şey yapacağız. Böyle diyerek sanki eninde sonunda Tayyip Bey şöyle diyecek zannediyorlar. E ne yapsın, çocuklar elinden gelen yaptılar, ben de değişmedim. E onlar da bir yol seçtiler. Niyetleri iyi, fena kötü değil. Böyle yok. Böyle bir dünya yok. Ya çıkacaklar cesaretle hem mahalleyle hesaplaşıp farklı mahalleleri toplayacaklar. Benim biraz önce söylediğim karma siyaset dediğim. Ya da hiçbir şey yapmayıp kenara çekilecekler ve sadece geçmişlerine üzülecekler. Heba edilmiş 10 yıla, heba edilmiş bir muhafazakar siyasetin Türkiye'deki şeyine, birikimine, heba edilmiş yıllara falan ağlayıp duracaklar. Yeni bir anlayış çıkacak ortaya. Toplumun farklı kesimlerine, AK Parti tabanına da saygılı, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü ama aynı zamanda bir kadro hareketi çıktığında artık onlar Türkiye'yi yönetecekler, onlar kimse.